Ne? Uçağı mı kaçırdı? Sonraki uçakta da yer mi yok? Aman be kızım. Ya niye zamanında evden çıkmıyor? Ben seni bilirim. Onu mu giysem, bunu mu giysem aynanın önünden ayrılamadın tabii. Tamam hadi yarın gelirsin. Tamam söylerim sağ ol. Verdiğim dersi başına mı? Bana bak hadi sen gel ben senin başına ne geleceğini biliyorum. Hadi tamam. Sofya düğüne yetişemiyor. Aa neden? Uçağa kaçırmış yarın gelecek. Göz detayı. Duygu derinliği. Zaten zoom in. Zoom out. Plonge. Stop. Lastik. Yalnız bala. Böyle çok dramatik bir sahne oldu ha. Gelini hevesle bekleyen ve kızı düğüne yetişemeyen damadın heyecanı. Üf. Filmin ismine bak. Çek şunu burnumun dibinden. Ne? Tango bırak bak hele. Artistin kralı Lece burada. Beni çeksen oğlum. Sen evlen seni de çekeriz hocam. Yani bu gidişle hiçbir zaman. Kalkıma geçin lan sen benimle. O kamerayı alır kafanda kırarım ha. Sümüklü Neco'nun gereksiz amorsu. Duygular duygular göz. Senden mi korkacağım lan Sümüklü Neco? Korkacağım lan. Sen korkacağım lan. Oğlum bir... Var ya ağırın. Rahattırın lan. Rahattırın lan. Rahattırın lan. Babam oldu ya yine. Zaten adrenalin tepemde. Nereye aktarsam diye düşünüyorum. Sıra, sıra. Ya bala. Enerjini boş harcama. Akşama lazım olacak. Sıra, sıra. Ulan. Boş verin siz onları başkomiserim. Çok yakışıklı olmuşsunuz. Hayran olmak mümkün değil gerçekten. Sağ ol Buna. Valla ben de sana hayranım biliyor musun? Neden başkomiserim? Bu insan müsveddesiyle aynı evde nasıl yaşıyorum bilmiyorum. Yani şahsen çoktan bu kurbana yetiştirmiştim onu. Tebrik ederiz amirim. Çok da yorulmuştunuz. Artık balayında iyice dinlenirsiniz. Mutluluklar dilerim amirim. Sağ ol, sağ ol. Geliyor. Ve gelin geldi. Valla Palacığım birbirinize çok yakışıyorsunuz. Yani Allah bir yastığa kocatsın. Çok emin çift olacaksınız. Kime niyet kime kızma. Ne bakıyorsun yavrum gelini öpsene. Kurban olduğum Yavuz'um aşkım benim. Ne oluyor lan? Beni beğenmedin. Beğenmedin sonunda Lezzet teyzeye kaldın. Oh canıma değsin. Kurban olduğum Allah'ım sen büyüksün. Rüyaymış. Oh. Ulan niye böyle bu soğuk rüyalar görüyorum ben ya? Kurban oldum. Ben ne günah işledim. Ne günah işledim de ben uyanıkken bile kabuslar gördürüyorum bana.
Doktor! Doktor yok mu? Nesi var? İlaç. Hemen sedyeye getirin. Hemen sedyeye getirin. Getirdim. Hadi yatır şöyle, yatır. Yavaş. Yavaş. Hadi çabuk, çabuk. İşte bunlar. Siz burada kalın. Yine geç kaldım. Beni sonsuza kadar beklersin diye düşünüyordum. Saçmalamayı kes de operasyona konsantre ol. Hostes içeride birazdan çıkar. Uçuştan yeni geldi. O halde bizim tarih eserlerin bir kısmı da çoktan yurt dışına uçtu demektir. Bir an önce çıksa da takip etsek şunu. Yoksa benimle baş başa olmaktan sıkılıyor musun? Hayır canım, ne alakası var? Memnunsun o zaman. Hı-hı. Evet. Hayır yani... Bak, bu kadın çok önemli. Onun sayesinde kaçakçıları elimize koymuş gibi yakalayacağız. Kaçırmak istemiyorum. Geliyor. Paralarla birlikte. Elim tutsana. Tuttun zaten de. Niye? Korkuyorum da. Kadın izlendiğini anlamasın. Sevgili gibi davranalım. Hadi. Bu yolda yürümek için illa sevgili mi olmak gerekiyor? Arkadaşlar yürüyemez mi? Yürürler ama böyle ansızın durmazlar. Hı. Gördün mü? Kardeşime söyle. Çekil. Lan çek. Fenalaştı değil mi? Sana söylemiştim. Hastaneye yatması gerekiyor demiştim. Maya intihara kalkıştı. İntihar mı? Senin yüzünden. Sen sebep oldun buna. Sen? Senin yaptıkların ne demek ha? Sen çok mu masumsun ha? Maya nasıl? Kardeşim iyi mi? İyi ama şimdilik. İlaçları getirmeniz sayesinde zaman kazandık. Yoksa daha kötü olabilirdi. Yalnız... Durumunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Hasta, biliyorum. Ama iyi olacak. Aşırı dozda ilaç alması durumunu daha da kötüleştirdi. Onu görebilir miyim? Henüz kendine gelmedi. Yanında fazla kalmazsanız sevinirim. Bu arada Ali hanginiz? Benim. Sürekli sizi sayıkladı. Ondan uzak dur. Bir daha adını bile alma ağzına. Ne şimdi ne de sonra. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Beni hiç düşünmedin mi? Sen de gidersen ne yaparım hiç düşünmedin mi? Derdin neyse çözeriz. Neyi bu kadar kafana taktıysan hallederiz. Bak, ben yanındayım. Daima da olacağım. Sakın beni bırakıp gitmeye kalkma. Sakın bunu bir daha yapma. Bizi ayırmaya kalkan sen bile olsan affetmem.
Yavuz kalksana ya. Böyle bir gecede nasıl uyuyorsun anlamıyorum ya. Kalk. Kalk hadi ya. Ya. Neden uyuyamayacakmışım? He? Evleniyoruz ya ondan. Bak. Bak sana gelinlik resimleri getirdim. Gerçi vakit yok ama hangisini beğenirsen ona yakın bir şeye bulmaya çalışırız. Bak seç. Bak. Pamuk. He. Sen şimdi esaktan. Benim seninle evleneceğimi mi sanıyorsun? Evlenmeyeceğim mi? Ya sadece dik değil, aynı zamanda taş kafalısın. Aa babam seni öldürür. Anlamadın mı daha ya? Tamam ya, ya tamam razıyım. Ben de bu işkenceden kurtulurum. Benle olmaktansa ölmek daha iyi öyle mi? Pamuk bak, burası köy değil. Senin baban da benim ağam değil. Ha yarın sabah konuşurum. Olanı anlatırım. Biter gider arkadaş. Yapamazsın. Yarın sabah nasıl yaptığımı uygulamalı olarak görürsün. Bunları beğenmediysen başka da var. Bak bunun tek omzu açık. Böyle. Hadi seç. Bu mu, bu mu, bu mu? Seçtim mi? Hangi? Gel bak. Gel bak. Gel gel. Nereye ya? Gel gel gel. Vallahi gel. Ben keçiysem sen de katırsın. Taş kafalı ne olacak? Taş kafalı hem de dik kafalı. Oraya gelirsem sen de o pabuç dilini koparır boynuna dolarım bak ha. Ulan bu ne ya? Ulan bu ne ya? Tarih böyle bir bela görmedi arkadaş ya. Ulan uykuda bu, rüyada bu, ayıkken bu, otururken bu, kalkarken bu. İyi geceler Allah'ım. Sen hala burada mısın? Mayı'yı görmeden buradan gitmeyeceğim. Şansını çok fazla zorluyorsun. Zorlarsam, dua et buradayız. Sen de kardeşine dua et. O çok özel biri. Sana hiç benzemiyor. Haklısın. O yüzden çevresindeyim ya. Senin gibiler ona zarar veremesin diye. Bu oyunu sürdürecek değilim, merak etme. Ona sadece veda edeceğim o kadar. Senin sarışın kıskanç galiba. Nereden çıkardın? Bu kadar çekindiğine göre. Senin sevgilin de çok rahat galiba. Benim erkek arkadaşım yok. Şaşırmadım. Ne demek istiyorsun? Kimse seni çekemez diyor. Erkek arkadaşım yok. Çünkü işimi yapmama kimsenin engel olmasını istemem. Hayatıma da hareketime de hiç kimse karışamaz. Hareket aldın. Maya,
beni affet. Lütfen. Sevgine layık biri değilim ben. Ne tanıdığını sandığın hocanım, ne de aşık olduğun kahraman. Benim hayatım bir yalan maya. Sense gerçek bir meleksin. Kim olduğumu bile bilmiyorum artık. Evli olduğum, çocuğumun olduğu, hepsi yalandı. Abine ulaşmak için kullandım seni. Ama şu yaptığıma bak. Az kalsın benim yüzümden ölüyordun. Sen hayatımdaki en temiz, en gerçek şeydin. Keşke seninle başka türlü karşılaşsaydık. İyileşeceğine eminim. Hastalığını da yeneceksin. Sen çok güçlü bir kızsın. Kendine güzel bir hayat kur. Mutlu ol. Beni düşünme. Değmez. Kim yakalamış? Niçin yakalamış? Ne olmuş? Niye? O kadar da dedim bari bizimkiler evdeyken ayrı kalalım dedim ama dinletemedim. Ne kadar azgınsın ya. Bana bak Pamuk. Allah cezanızı vermesin inşallah. Düğüne kadar sabredemediniz mi? Reziller. Ana ben bekleyelim dedim de anlamadı. Aşkımdan ölüyormuş. Kim? Ben mi senin aşkından ölüyormuş? He ya. Aa, babam da kapıda bekliyordur. Şimdi anlat bakalım anlatacaklarını uygulamalı olarak. Çıkın dışarı. Çıkın lan dışarı, çıkın dedim. Soykası batasıcılar. Gün görme emi. Oyun posun devresin inşallah. Nasıl kandırdın kızımı? Tüh! Nasıl kandırdın beni ya? Yoksa gece beni uyurken gizlice buraya mı taşıdın beni? Ama bu kadar da olmaz ki kurban olduğum Allah'ım ya. Bir adama da bu kadar da oynanmaz ki ya. Hayır ben sana ne yaptım bilmiyorum ki. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Yönetmenle oyuncular birbirine girdi. Kavga sırasında dizinin 100. bölüm pastası yere düştü. Masalar havaya uçtu. Sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimlerine katıldığı yemekte akıllara durgunluk veren bir olay da yaşandı. Ya şu basının da bir abartma huyu yok mu? Şuna bak ya, masalar havaya uçmuş. Uçtu mu masalar? Yok, olmadı öyle bir şey. Bunlar külliyen yalan. Abo, yalnız bak hele. Ben burada ne kadar yakışıklı çıkmışım ya. Yengene gülün ya. Köyde bunu gören avratların karnı kurtlanır ya. Ya arkadaş sen şanslısın. Senin yine yüzün çıkmış. Benim hep ya yüzüm kapalı ya da pasta var. He. Şansımı.
Dur dur Pınar'ım, ben açarım, sen dur. Allah Allah, ne oldu bu kıza, Süpermen gibi giriyor? Bilin bakalım, günün haberi ne? Ne kız? Meşhur olduk diye bizden imza istemeye geldin değil mi? Sizin imzanızdan bana ne? Bana Yavuz'unki lazım, onu da yarın alıyorum. Aa, ne oluyor? Şimdi de gelinlik almaya gidiyorum. Pınar, benimle gel. Nereye be? Gelinlik almaya gidiyorum ya. Yarın evleniyorum ya, sevinin ya. Pamuk Hanım, kiminle evlendiğinizi söyleseniz de biz de ona göre sevinsek değil mi? Kimle evleniyorum bil. Kiminle evleniyorsun? Kim? Başkomiser Yavuz Dikkayalı. Vallahi de evleniyorum, billahi de evleniyorum. Bu normalde bir ilaç kullanıyor mu yoksa kafası hep böyle güzel mi? Yok. Kız bir şey mi içti? Günaydın efendim. Günaydın. Hey işler gençler. Çalışın, çalışın, çalışın. Günaydın, günaydın, günaydın. Tamam çocuklar, işinize bakın hadi. Misafirlerim benim. Misafir sayılmayız canım. He, yakında akraba olacağız. Damadım olur kendisi. Hayırlı olsun. Sırtmayın, sırtmayın hadi. Tebrik ederiz, hayırlı olsun. Tamam, hadi dönün işinize bakın. Gel lan buraya. Ne oluyor? Gördüğünüz gibi kaçmadım, işe geldim. Hadi artık gidin. Bak hele nereden belli kaçmayacaksın? Nereden belli? Ulan işten mi kaçacağım şerefsiz? Belli olmaz. Yarına kadar peşindeyiz. Bizden ayrı hiçbir yere gidemezsin. Heye gidemen. Ulan emniyetin içinde bana cinayet işletecekler. Oh! Ya. Otur şuraya. Hiçbir yere kıpırdama. Hiçbir yere kıpırdamayacaksın. Bak hele Dikkayalı ya, bize öğlen şöyle acılı kebap neyin söylersin değil mi? Ben şimdi etrafı kolaçan ediyorum, 85 ol! Ah! Dur lan, zıkkım ye! Süleyman buraya gel oğlum. Buyurun ağabey. Bunun başına attı ki hiçbir yere kıpırdamaz. Bir yere kıpırdayacak olursa bacaklarını kır oturt. Emredersiniz. Günaydın amirim. Neresi aydın anlamadım. Dün akşam kadını kaçırmıştınız elinizden. Haberi geldi. Aslında kaçırmayabilirdik. Ama bazı arkadaşlar işle özel yaşamlarını birbirine karıştırıyor. Hatta bazı arkadaşlar kritik takip zamanlarında bile özel sorunlarını açıyor. Benim özel bir sorunum yok. Tabii. O yüzden şimdi genel bir sorunumuz var. Ya sen kendine... Şşş! Kesin ya! Ne oluyor? Dışarıdakilerle el birliği yaptınız, beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Affedersiniz amirim ama ben ortamdan memnun değilim. Kusura bakmayın amirim ama ben de değilim. Değiştirmenizi talep ediyorum. Ben hiçbirinizle memnun değilim. Hiç. Allah Allah. Bana bakın. Ne yapıp edip dün akşam batırdığınız işi düzelteceksiniz. Duydun değil mi? Sağır değilim. Kurban olduğum Allah'ım. Sen benim aklıma mukayyet ol ya Rabbi. Az kaldı delireceğim. Az kaldı. Bana bakın. Zaten yarın evleniyorum. Sinirim tepemde. Evleniyor musun? Nasıl oldu? Vay! Çok güzel oldu. Tıpkı melek gibisin. Esra mı? Bugünleri gösteren Allah'ıma şükürler olsun. Kraliçeler gibi oldun yavrum. Maşallah, maşallah. Vallahi ne yalan söyleyeyim Pınar. Benim bile gözlerim yaşardı ya. Ne kadar değişik bir duygu. Keşke Yavuz da gelseydi, o da görseydi. Olmaz. Düğünden önce damadın gelini görmesi uğursuzluktur. Yani filmlerde hep öyle diyorlar. Doğru. Ana, kına gecesi yaparık değil mi? Yaparık tabii yavrum. Bir tanecik kızım var benim. Bu durumda o zaman biz erkek taraf olarak bekarlığa veda partisi yapıyoruz değil mi?
Şöyle dansözlü, mansözlü, böyle çalgılı, çengeli. Allah, Allah, Allah. Oh! Çık, çık, çık. Fiko. Alttan üstten böyle. Oh! Ben şaka yapıyorum. Pınar da hemen atlıyor. Bindal da alalım. Kına da onu giyerim. E hadi çabuk ol kızım. Daha pijama terlik neyini alacağız? Tamam. Hadi. Kızın daha pijaması terliği falan bile yok mu? Üf. Memleketi tek tek dışarı taşıyor şerefsizler. İnsan kendi tarihini satar mı ya? Yalnız büyük meblağlar söz konusu. Üstelik vergisiz. Ona kara para diyoruz. Radın bir gurbeden telefon etmişti demiştiniz değil mi? Hı hı, evet amirim. O saatte oradan yapılan telefon görüşmelerini ve adresleri araştırın. Kadın annesini aramadıysa kesin çantadaki parayla ilgili konuşmuştur. Baş üstüne amirim. Neden kalktınız? Sizin yatmanız gerekiyor. Havalar artık iyice soğudu. Üşütmeniz hiç iyi olmaz. Geçen sene ne çok kar yağmıştı. Her yerde bir sürü kardan adam. Her evin önünde bir kardan adam. Çevresinde de gülen çocuklar vardı. Aman aman yağmasın bu sene. Yollarda sersefil oluyoruz. 37,5 gayet güzel. Sizden bir şey rica etsem. Efendim. Yağmurda yürümeyi sever misin? Maya? Eskiden göl kenarında bir evimiz vardı. Babamla balık tutmaya giderdik yağmur bastırdığında. Babam şapkamı takmaya çalışırdı. Bense hiç istemezdim. Maya, seni öyle merak ettim ki. İyisin şimdi değil mi? Ben iyi olmayacağım. Öyle söyleme. Tabii ki iyi olacaksın. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Lütfen beni çıkar buradan. Burada kalmak istemiyorum. Maya, hastanede olman en doğrusu, bunu biliyorsun. Yağmurda yürümek istiyorum Ali. Maya. Son defa, lütfen. Alo? Maya? Ne zaman aramak istersen söyle. Ben yine getiririm telefonumu. Teşekkür ederim. Thank you.
Adresi tespit ettik amirim. Tespit değil, tahmin ettim. Eski bir fabrika. Uzun zamandır kullanılmıyor. Aynı güzergahta bir de depo var amirim. Orası da olabilir. Tabii tabii. Fareler peynir kaçakçılığı yapmıyorlarsa. Dün gece de keşke bu kadar kararlı olsaydın da kadını elimizden kaçırmasaydık. Yine dönüp dolaştık aynı yere geldik ya, inanamıyorum abi. Şşş! Alo! Affedersiniz abi. Bırakın da kararı ben vereyim ya. Haklısınız efendim. Bu iki yerden birinde saklandıklarını tahmin ediyoruz. Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim amirim. Engin. Buyurun amirim. Bu kadın milleti var ya, hiçbir şey unutmaz. Her kavgada eski konular ısıtıp önüne koyar. Çabuk söyle, işin başından açtın. Yap hala. Çizgeli mi olsun, puantiyeli mi? Yoksa ayılı mı? Ne diyorsun lan? Halacığım, çabuk söyle dedin de o bakımdan özet girdi. Yapacağıman nasıl olsun? Yani şahsen bana sorarsan ben ayıcıklı olanı tercih ederim. Eğer... Yavuz. Ben boyuna çizgili olsun diyorum. Boyun kısa ya, boyun uzun gösterir. Başkomiserim, puantiyeliler de çok şirin. Bence yani birazcık şişman gösterir ama olsun canım. Göbeksiz erkek, balkonsuz eve benzer yani. Bende balkon yok o zaman. Ver. Damat. Ben zaten olsun diyorum da dinletemiyorum bunlara. Hele sen deyi ver. Doğruyucuk da istemiyorum bunu. Valla bence pambaklı olsun. Terletmez evet. Bence. Bak. Hem diğer bu zaten olanlar yatakta fena kayıyor. Yani hiçbir şeyi randımanlı yapamıyorsun. Tecrübeyle sabittir. Oğlum ben şimdi oraya gelip hepinizin... Ne biçim o? Kurban olduğum Allah'ım, sen bunları bana sayıyla mı veriyorsun bilmiyorum ki. Fiko, şimdi sen o telefonu kapatıyorsun. Ve bu konuşmayı hiç yapılmamış sayıyoruz, tamam mı? Balacığım, son bir sorum daha var. Last question for you. Delikleri pıfıdık mı olsun yoksa deri mi? Yavuz, ben köpek değil beğendim. Köpekten alalım, sana çok yakışır. Damat terliği hiç köpek neyin olur mu? Ayıptır kızım. Ele güne rezil mi olur? Allah Allah. Balacığım yani dersen ki köpekli olmaz beni bozar. Ayıcıklı da var. Yok Fikocuğum. Pofuduk olmasın. En ağır olanlarından seçin ki attığımda kafanızın yarılması garanti olsun. Bu da bana. Bu nasıl? Fiko, bu güzel mi? Bundan alalım mı? Yani, bana biraz gergin. Yani, hani düğün öncesi böyle heyecan. Taraflar heyecan olur, aileler arasında böyle gerginlik olur ya. Yani o da biraz heyecanlı, niyeyse. Evet, devam edelim. Bekleme yapmayalım. Vay damat, ne dünya? Ne laftan anlamaz adamsın sen. Artık kardeşimin seninle işi bitti. Onu göremezsin. Onu değil, seni görmeye geldim. Sohbetimden bu kadar memnun kaldın demek. Ne istiyorsun? İsviçre'de bir merkez. Bilimin yanı sıra alternatif tıp da uyguluyorlar. Ben konuştum. Mayayı kabul edeceklerini söylediler. Peki benim kabul edeceğimi nereden çıkardın? Kardeşinin iyileşmesini istediğini sanıyorum. Senden akıl almaya ihtiyacım yok. Ne benim, ne de Maya'nın.
Sen yolumuza bir daha çıkma yeter. Biz iyi oluruz. Aklından bile geçirme. Merak etme. Sözümde duracağım. Beni bir daha görmeyeceksin. Size yiyecek bir şeyler getirdim. Önce o büyük tamam. Bak hele bu sandviç soğuk. Şöyle sıcak sıcak dönerliğin falan yok muydu ya? Bu yakınlardaki en iyi yerden getirttim. Yiyin, seveceksiniz. Hadi afiyet olsun. Sanki ben bilmiyorum değil mi neyi beğeneceğimi? Senden öğreneceğim. Yok emmi ya. Burayı bir hale yola koymak lazım. Bir aymazlık vurdum duymazlık. Ne oluruz ya? Selamlar. Selam. Siz Yavuz Bey'in akrabalarısınız demek. Vallahi hayırlısıyla damadım olur da kendileri. He. Artıkın buralar bizden sorulur bilin mi? Tebrik ederim Yavuz Bey. Kayınpederiniz mutlu haberi verdi. Oldukça saygın bir aileye damat olacaksınız. Saygınlık genetik değildir koçum. Aileden geçmez insan. Bireyin hakkıyla kazanırsın. Ha, nereye dikkatli? Kurban oldum oğlum, sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver ya Rabbim. Müdürümle bir toplantıya gidiyorum. Tabii sizin için bir sakıncası yoksa. Gitti abi ya. Biz buralara göz kulak oluruz canım. Git ya, git git. Senin bu ne ya? Ne bileyim ben. Çok memnun oldum. Biz de. Bak hele, bir bakan yok buraya ya. Çay neyin getirin, bir şey getirin. Kuru kuruya soğuk sandviçi dayadınız. Alo, 85-15. Abo. Ne diyorsun Adana? Sence tarihi eserleri bu fabrikada mı gizliyorlar? Aynen müdürüm. Vakit kaybetmeden baskına gidelim. Yoksa bu şerefsizler altımızdan memleketi de götürecekler. Ne oldu Cengiz? Yavuz Bey'in kafası karışmış herhalde. Düğün telaşından olsa gerek. Anlamadım. Müdürüm, oraya yakın bir de depo varmış. Bir süredir gözlem altında tutuyordum. Bizim niye bundan haberimiz yok? Şimdi haberiniz var işte. Bir süredir bu depoda hareket arttı. Bugünlerde yeni bir sevkiyat yapılacağından eminim. Nasıl bu kadar eminsin? Olcay komiser de benimle aynı fikirde. Hem dedim ya... Uzun zamandır izliyorum. Sizin evlilik kararınız gibi ani verilmiş bir karar değil. Tamam o halde. Hemen depoya baskına gidin. Anlaştık müdürüm. Adanalı. Bu arada tebrik ederim. Allah bir yastıkta kocatsın. Amin müdürüm. Amin. Ağzını bir gün kıracağım. Aman da benim kınalı kuzum, gelin mi oluyormuş? Yavrum, gadasını aldım. Ne çabuk da büyümüş de evlenirmiş benim kuzum. Ya ana dur. Kına gecesi akşam nasıl olsa. Şimdiden harcama gözyaşlarını ya. Pamuk, senin adına çok seviniyorum vallahi. Ne yaptın, ne ettin? Sonunda başkomiserimi evlenmeye ikna ettin. Vallahi bravo. Yok canım, ben ne yaptım ki? Onun gönlü bendeydi zaten de azıcık naza çekiyordu kendini. Koskoca başkomiserin gelip de böyle ilanı aşk etmesi zor. Doğru. Aa.
Ya keşke biraz daha alaydık. Bunlar az kaldı ya. Yani biraz daha alsaydık kamyon tutmamız gerekecek. Rafiko, bunlar böyle atılır mı? Buruşturacaksın hepsini valla. Kırıştı gelinliği. Ya adam bir yastıkta kocayın diye yastık bile kalktırdı ya. Yuh! Ya atmasana. Çok özür dilerim. Ancak o kadar koyabildim. Ne yapıyorsun sen? Aa! Özür dilerim, biraz pite girdim, dinleneceğim. Kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk. Kalk. Daha bir sürü yapılacak iş var. Kalk, hadi kalk. Ne oluyor, bu kadar şey aldık, daha işimiz mi var? Daha ne iş olabilir Allah'ını seversen? Akşama bunlar alınacak. Ablacığım kusura bakma da ben evlenmiyorum yani. Oha! Bunların hepsi mi alınacak? He, evet. İyi geceler, kolay gelsin. Bay bay. Seçimini yap Fiko'cum. Ya evde bizimle birlikte temizlik yaparsın ya da alışverişe gidersin. Sen bilirsin. Akşam görüşürüz. Kolay gelsin. İşte bu kadar. Çok güzel şeyler aldım. Hadi bakalım. Dikkatli olun. Siz şu tarafta. Siz de şöyle. Hiç hareket yok amirim. İçeride kimse yoktu o yüzden Engin. Biz burada boş işlerle uğraşırken adamlar memleketi parça parça satıyorlar. Bak hala dikkat edelim. Ali'ye biraz moralin düzelsin. Şunu çek burnumun dibinden. Ben sana bir şey diyeyim mi? Böyle cips yiyerekten baskın izlemek çok keyif keleş olurmuş ya. Biraz daha konuşursan bir baskın da senin suratına olacak. Çık lan! Bak hele hep bana fırça atıp durayım. Millet koşturuyor, bir şey yapıyor. Boş duran Allah sevmez, sen de boş dur ya. Sen karışma Neco. En doğrusunu tabii sen bilirsin. Fena değil. Sağlamdır. İyi bak, böylesini kolay kolay göremezsin. Yakında sen de göremeyeceksin. Bu geceki sevkiyat da göndereceğiz. Sen parayı göster bana yeter. Gerisi kimin olursa olsun. Gavur milleti ne para ödüyor bu ufacık şeylere? Ne anlıyorlarsa artık. Hostes ne oldu? Hani şu polislerin izlediği? Dün gece Allah'ına kavuştu sayemizde. Yavaş olun lan! Yavaş olun biraz! Taşıdığınız patates çuvalı değil. Kafasız herifler. Patronu kızdırmayın. Dikkatli olun. Emredersin. Lan Hasan, ne kırdın yine? Hasan? 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 Ne oldu sana Hasan? Kıran o değil benim. Umarım bir sorun olmaz. Çünkü şimdi de senin boynunu kıracağım. Aslanım. Yaklaş. Yatın. Oo.
lan. Utanmıyorum musunuz lan buraya gelip çatapat patlatmaya? Eşek sıpalar. Çatapat değil ki bu. Kız kaçıran. Ben şimdi bir güzel kaçıracağım sizi ha. Yürüyün eve, yürüyün. Bir daha benim önünden ayrılmayın. Eşek sıpaları. Biz de küçükken oynardık böyle amirim. Kızlar korkup böyle yere yatarlar mı dengin? Gidip şu fabrikaya bir bakalım. Tabii hala yakalanacak birileri varsa. Gidiyoruz. Demek intihar etmek için burayı seçtin. İyi fikir aslında. Burada kimse senin cesedini bulamaz. Ben buradan yürüyerek çıkacağım. Ama sizin için aynı şeyi söyleyemem. Aç şunun yüzünü, Batman kimmiş görelim. Maraz Ali. Vay, şimdi gurur duydum işte. Koskoca polis başkomiseri beni ziyarete gelmiş. Senin yüzünden 5 sene yattım içeride. Bir işe yaramamış ama. Baksana yine pisliğin içindesin. Sen de birazdan mezarın dibinde olacaksın. Ben olsam bu kadar emin olmazdım. Nedenmiş o? Son dakikalarını yaşıyorsun. Sen mi öldüreceksin beni? Hayır, arkadaşın. Haklıymışsınız abi. Bu akşam sevkiyat yapacaklarmış. Birileri bizden evvel davranıp sevkiyat yapacakları temizlemiş. Ya da birisi. Her yeri arayın. Bu M burada. Burada bir yerde olmalı. İyice bakın sağa sola. Kıpırdama polis. Kalk 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 kalk. Elbaşı elbaşı. Geç. Tamam lütfen vurmayın beni. Ben bir şey yapmadım. Gelin alın bunu. Çocuklar buraya gelin. Huzurlarınızda meşhur meamirim. Hiç sanmıyorum Engin. Bir gün yollarımız kesişecek nasıl olsa.
Senin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara mani olsun. Ben anneni özledim. Hem annemi hem babamı. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Piko! Piko! Biraz daha susmazsan seni o tepelerden birine direk yapacağım. Direk. Şimdi ne ağlıyorlardır içeride değil mi? Dayı şöyle bir tespit var. Kadın milletisi evlenmeden önce, erkek milleti ise evlendikten sonra ağlıyormuş. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Bu kız nasıl evleniyor hala kafam almıyor. Normal bir insan bunu söylese, eyvallah. Ama sende kafa olmadığı için anlamama çok normal. Hey dayı. Hele. Hele düğünlüğünden kafanı gözünü kırarım ha senin. Ya hep laf. Bir gün de kır da görelim ya. Bu nedir? Hamur lan sen. Ha? Hadi tabi elime ne hak edin. Hele. Hep beler adamı. Hadi. Sen. Seni. Böyle düğün evinde tabii, böyle canım, animasyonlar tabii. Çok normal. Tabii. Hep taraflar böyle birbirlerine girerler, kavga ederler. Nasıl amirim? Heyecan var mı? Yok Engin. Hiç evlenecekmiş gibi hissetmiyorum kendimi. Dikkatli. Yan haber havaya girsen iyi olur. Hani ruh sağlığın için. Götüreyim. Biraz sinirlerim yatışır. Siz de yardım edeyim. Alo, Bakale. Gelirken bana içecek bir şeyler getirsene. Dilim damağım kurdu benim ya. Yok. Şaka yaptım, şaka. Makara. Bak, get. Vallahi git. Şaka falan yapmıyordu. Bence dövmeliydin. Hocam hiç bozma. Ki bayağı uzun zamandır böylesin, bozacağını zannetmiyorum. Sende var ya tam böyle Ömer Şerif, Erol Taş kırması bir tip var. Yani Hollywood, Yeşilçam biraz zor bu tiple de. Bollywood'da sana çok ekmek çıkar biliyor musun? Güzel final kestik. Orası da neresi? Hani bizim Adana'ya yakın mı değil? Bollywood. Bayağı yakın. Şimdi sen tarlalardan birine sırtını ver. Hiçbir yere sapmadan böyle diz direklere, tepe, dağ, taş dümdüz git. Ha. Git. İleride solda cami geçince bakkalın altı. Adam bayağı tarif aldı. Arkadaş kimlerle muhatap olurum ya? Nereden nereye geldik ya? Bolum. Bir şey soracağım ama... Sor Engin. Yani nasıl desem... Neden evleniyorsun diyeceksin değil mi? Kusura bakmazsanız evet. Bak oğlum. Anam küçükken bir insanın en değerli varlığı namusudur oğlum derdi. Ne olursa olsun sahip çıkacaksın, koruyacaksın derdi. Ama bu sizin namus davanız değil ki. Hem anlattığınız kadarıyla ortada bir yanlış anlaşılma var. Bu namus denen şey öyle bir bela ki Engin, uğruna kan dökülür. Pamuk ablanın işi zor tabi. Gerçeği söyleseniz ailesi inanmaz. Köye dönse de laf ederler. Asıl namussuzlar çalıp çırparken, kimileri namusu bir genç kızın bedeninde ararlar işte. Ben sizin yaptığınızı yapamazdım amirim. Hiç sevmediğim biriyle sırf onu korumak adına evlenmezdim. Ne bileyim, bence insan sevmeden, aşık olmadan evlenmemeli.
Bizden geçti artık o işler Engin. Pamuk. Ne oldu, iyi misin canım? İyiyim. Hadi çeyizlerine bakalım. Yürü. İlaçlarını almak istemiyor musun Maya, öyle mi? Bir faydası olacağını düşünmüyorum. Buna sen karar veremezsin. Maya, çok acı çektiğini, sıkıldığını biliyorum. Ama bize bir şans daha ver, olur mu? Ben de olmayan bir şeyi size nasıl verebilirim ki? Hadi uyu, iyice dinlen. Yarın görüşürüz. Doktor bey, bakar mısınız? Tabii, ne vardı? Ne demek ne vardı? İlaçlarını almıyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Alex bey, size başka şeyler söylemek isterdim ama bence üzerine gitmeyin Maya'nın. Bakın, anlamıyorsunuz. Küçük bir çocuk gibi duruyor bazen. Gerekirse zor da içirmek gerekir ilaçlarını. Anlamayan sizsiniz. Maya'nın en fazla bir aylık ömrü var. Bırakın dilediği gibi geçirsin. Hayır. Çok üzgünüm. Efendim canım. Tabii geliyorum aşkım. Şimdi yola çıkıyorum. Ben hastanede yedim bir şeyler. Kızı yatırma da biraz seveyim. Çok özledim. Tamam, yarım saate kadar evdeyim canım. Hayır. Çok güzel bir kına gecesi oldu Pamukcuğum. Sayenizde, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sizi de yorduk yavrum. Ne demek teyzeciğim, her zaman yardıma geliriz. Ne zaman isterseniz teyzeciğim, ya ne demek, lafı mı olur? Palacım 40 yılda bir evleniyor. Yoksa 50 yılda bir mi? Ya Pala sen kaç yaşındaydın? 50, 45, 61. Tamam, mesaj alındı. Pınar'ım hadi gel gidelim. Pınar'ım en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Pala'yı böyle smokinle böyle penguen gibi göreceğiz ya. En çok onu merak ediyorum. Fiko hadi. Geçelim. İyi geceler. İyi geceler. Görüşmek üzere. Kızım, ne dikiliyorsun kapının önünde? Yürüsene içeri. Hadi ben şuraları bir toplayayım. Ya bırak hanım. Yarın erken kalkacağız. Uyun yatıp iyice bir dinlenelim. Değil mi damat? Ya. Uyuyup mümkünse bir daha uyanmayayım diyorum hatta. Ben de çok yoruldum bugün. Yürümekten ayaklarıma kara sular indi. Kız, teyze bincülü. Gelin onun sonunda. Al al ya, al al ya. Seni de alan bir salak çıktı. O salak değil. Deli meli ama çok özel bir adam. Sevmediği halde sırf namusuma zeval gelmesin diye benimle evlenecek kadar yüce gönüllü. Pamuk, iyi misin kızım sen? Seni sevmekte yanılmamışım Dikkayalı. Ama seninle evlenmeyeceğim. Ne diyorsun kız sen? Dellendin mi? Lafını bil de konuş. Alırım ayağımın altına seni şimdi. Vur baba. Öldür. Ama beni sevmeyen biriyle evlendirme. Böylesi daha çok canımı yakar çünkü. Dur be. Ayağın altını öpem, sakin ol. Korkma baba. Namusumuza leke getirmedim. Her şeyi ben yaptım. Onun haberi bile olmadan yanına girdim, yattım. Eli elime değmedi. Sandım ki beni gerçekten sevecek.
Ben bir hayal kurdum. Olmadı. Ağam. Ağam iyi misin? Ağam kendine gel. Kendine gel ağam. Lan bununla da evlenmiyor. Ne olacak böyle? Başımıza kalacak bu kız. Ağam. Abi o ağam da gidiyor ha. Şşş ağam. Ama sen ne yapıyorsun? Gidiyorum ben. Köyüme dönüyorum artık. Ya git dur. Ama bak duramam. Otogarı aradım. Bir saat sonra Adana'ya otobüs kalkıyor. Boş yerde varmış üstelik. Bir saat sonra mı? Azıcık daha sıktı şimdi. Kurtuluyorum benden. Ama bir dakika dur. Konuşalım. Ne değişecek konuşmakla? Beni sevecek mi? Yok, sevmeyeceğim. Anladım artık. Ben değilmişim demek ki o kadın. Ne yapalım? Bir gün belki bulursun seveceğin kadını, mutlu olursun. Doktor bey? Ne oldu? Ne yapıyorsunuz orada? Eşyanızı topluyorum hanımefendi. Tabii sakıncası yoksa. Ali? Çünkü buradan gidiyoruz. Nereye? Canımız nereye isterse. Belki de yurt dışına. Seni seviyorum Ali. Seni seviyorum. Seni öyle çok seviyorum ki. Canım acıyor. Biliyorum. Sen de eve gidemeyeceksin. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Buyurun prensesim. Bal kabağı arabanız. Teşekkür ederim prensim. Bütün masallar mutlu sonunda biter değil mi? Bizim masalımız daha yeni başlıyor. Ne var? Bir şey mi diyeceksin?
Senin diyemediğini ben diyeceğim ama. Esa mı? Söyle hadi. Elvedadır Kayalı. Hiçbir yere gidemiyorsun ya. Yetişemedim. Gittiler değil mi? Al buyur. Dezlem'in cülüğü gitti. Eşarpı kaldı yadı yer ya. Ersin. Bak hele dünya varmış ha. Pambuk yok. Ama yalan söylemek de yok. Direktman kariyerime odaklanabilirim. Neyse. Geldiğinde veririz eşarpı artık. Birkaç güne kadar geri gelir döner nasıl olsa. Ne diyorsun sen dikkatli ya? O artık hayatta gelmez. Gelir. Gelmez, gelmez. Gelir. Gelmez yok, gelmez. Gelir. Gelmez, gelmez. Gelir lan, gelir. Gelir dedim lan, gelir. Ne olur ya? Bak hele kurtulduğuna sevince benim yakama ne yapıyorsun ya? Kusura bakma Necim. Birden sen ısrar edince ben de kendimi kaybettim. Vallahi benim duyduğum evlenecekmiş köyde. Ne evlenmez mi? Ne diyorsun sen? Vallahi öyle dedi. Madem Dikkayalı'yla evlenmiyorum, gider Ahraz Dilaber'le evlenirim dedi. Herkes bir bana artık dedi. Ne demekse ben anlamıyorum. Sen anladın mı? Maya! Maya? Maya! 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 Orada mısın canım? Maya neredesin Maya? Nereye gidiyoruz Ali? Bizi kimsenin bulamayacağı bir yere. Hayallerimize.